Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Kısa kısa videolara devam ediyoruz. Yani bir süreden beri video atma konusunda biraz problemler yaşıyorum. Tatile gittik falan filan. Daha sonra da bazı özel işlerim vardı. Herhalde çarşamba günden sonra falan biraz daha hızlandırılmış videolarla yine karşınızda olacağız. Bugün aslında yapmam gereken başka videolar var. Yani o kadar çok ürün birikti ki gerçekten o kadar çok inceleme var. Anlatamam size. Çok fazla ürün birikti. Ve şunu da söylemek lazım. Acayip acayip şeyler doluyor mobil sektörde. Bugün mesela çok enteresan bir şey tanıtıldı Xiaomi tarafından. HyperCharge adını verilen bir teknoloji de karşımıza çıktı. Zaten bir süreden beri bununla ilgili açıkçası bilgiler alıyorduk. Ve 200 wattlık arkadaşlar bir şarj performansı karşımıza çıktı ki gerçekten de ya inanılmaz şaşırtıcı bir performans. Ya şöyle söyleyeyim, bununla ilgili bir video paylaşıldı. Videoya baktığımız zaman 4000 mAh büyüklüğünde arkadaşlar bir pilin 200 wattlık hızlı şarj desteğiyle sadece 8 dakikada dolduğunu gördük. Yani bu inanılmaz bir teknoloji arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji. Bununla beraber bana sorarsanız en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Telefon sadece 3 dakika içinde %50'ye kadar şarj oldu. Yani Xiaomi inanılmaz bir teknolojiyle karşımıza çıktı. Buradanınla beraber sadece bunu da tanıtmadı. Bununla beraber bir de HyperCharge'ın arkadaşlar 120 watt değerinde kablosuz şarj desteğini de bizlerle tanıştırdı. Bu da çok enteresan. Bu kablosuz şarj desteğinde arkadaşlar 1 dakikada %10 civarında şarj olduğunu gördük telefonun. 8 dakikalık sürede ise %50 şarj olabildi. Yani gerçekten inanılmaz rakamlar. Hani müthiş rakamlar arkadaşlar. 15 dakikada ise arkadaşlar telefonun %100 şarjının dolduğunu gördük. Yani kablosuz şarjda. Bugün baktığımız zaman bu rakamlar gerçekten bize inanılmaz fazla geliyor. 200 watt şarj desteği işi bence başka bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor. Ben açıkçası videoda şunu da merak ettim. Bunu maalesef videoda paylaşmamışlar. Ya tamam sen bunu 8 dakikada %100'e şarj ettin ama bu telefon yüzde kaç ısındı? Şarj aleti yüzde kaç ısındı? Açıkçası ben bunları da görmek isterdim ama bunlar daha bize gösterilmedi. Tabii ki bunlar laboratuvar ortamında yapılan testler ama yani bu hızlara çıkılabilmesi gerçekten inanılmaz. 200 watt şarj desteğinin şu anda ben kısa bir süre içinde yani önümüzdeki yıl falan bizlere sunulacağını çok fazla düşünmüyorum. Ama belki 2 yıllık dönemde falan mutlaka karşımıza çıkacaktır. Şöyle söyleyelim, aslında bu hızlı şarj teknolojisi 2014 yılından beri hayatımıza giren bir teknoloji. Hatta şöyle söyleyeyim, masamda şu anda Oppo Find 7 var. İlk hızlı şarjı bununla tanıştık diyebiliriz. 20 wattlık hızlı şarj desteği vardı arkadaşlar bu telefonda. 5 volt 4 amperlik bir şarj adaptörü vardı. Yani o dönem 2014 yılında vay be inanılmaz bir hızlı şarj falan filan diyorduk. Gerçekten de bugün de 200 watt'a çıktığını görüyoruz. Yani 2014 ile 2021 arasında 7 yıl var ve 7 yıllık süre zarfı içinde şarj performansının tam 10 kat arttığını görüyoruz. Yani bundan 7 yıl sonra bugün 200 watt 2000 watt'a çıkar mı? Sadece 80 saniyede falan. Ya çıkar mı? Vallahi bilemiyorum ama görünen o ki eğer pil performansı pille ilgili durumda bir gelişme olmazsa yani pilin normal miliamper batarya sisteminde bir değişiklik olmazsa yani biliyorsunuz işte telefonun içinde bir pil var. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir pil var elimde. Bu pil 3000 miliamper pil seviyesinde bir pil. Çok da ince bir pil. Şimdi eğer teknoloji yani pil teknolojisi mesela bunu aynı arkadaşlar bu seviyede yani bu hacimde yani bu büyüklükten bahsedelim. Pile sen 30.000 mAh falan filan eğer sığdıramayacaksan yani bu şarj hızlı şarj teknolojileri daha da hızlanmaya ve artmaya devam edecek diye öngörüyorum ben. Tabii ki bu teknolojinin bana sorarsanız en önemli şeylerden bir tanesi cep telefonları değil. Bu hızlı şarj teknolojilerinin bence en önemli noktaları elektrikli otomobiller arkadaşlar. Elektrikli otomobillerin bu kadar hızlı şarj olabilmesiyle beraber yani böyle bir hızlı şarj teknolojisi bu eğer otomobillere de eğer gelirse gerçekten elektrikli otomobil tarafında başka bir seviyeye gidilebilir. Çünkü baktığınızda bugün bir elektrikli otomobille her ne olursa olsun en hızlı şarj teknolojisiyle de desteklense elektrikli otomobiliniz mutlaka bir 40 dakika civarlarında arkadaşlar bir istasyonda hatta 50 dakika civarlarında beklemeniz gerekiyor. Böyle hızlı şarj teknolojileriyle atıyorum sadece 3 dakikada 5 dakikada elektrikli otomobillerin şarj olabildiğini görürsek herhalde o teknolojide başka bir noktaya doğru gidecektir diye düşünüyorum. Ya bugün 8 dakikada bir cep telefonu pilinin dolması bence inanılmaz bir teknoloji. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şu anki mevcut bataryalar sizce bu şarj teknolojilerine ne kadar dayanabilir? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.